zihin okuma gibi şeyler üzerine gösteriler talep alıyor. Hatta hemen bir tane yapalım mı? Zihin okuma. Evet. Aa hocam, o beni çok ürkütür şimdi. Benzeri. Direkt zihin okuma yapmayacağız ama daha farklı bir şey yapacağız. Bizim Türk milleti çok meraklı böyle şeylere. Birazcık paranormal, pisişik olaylara. İşte astral seyahat, zihin okuma, geleceği tahmin etme, görmek değil asla tahmin etme gibi gibi olaylara çok meraklılar. Ben de o konu... Zihnimden geçeni tahmin edeceksin, öyle mi? Benzeri bir şey yapacağız. Benim ne düşündüğüm pek belli olmaz öyle, bilmiyorum. Benzeri bir şey Ne kadar yapacağız. iddialısın bu konuda? Bu konuda Eyvah eyvah. iyiyimdir. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Şimdi Hemen... öncelikle senin hakkındaki bütün olumsuz düşüncelerim için özür Şöyle dilerim. bir şey deneyeceğiz. Bir kalem alacağım ve bunun içinde bir sayfa bekletiyor olmam lazım. Evet. Hop. Güzel. Şimdi ben buraya bazı semboller çizeceğim. Hiçbir şey ifade etmeyecek sana ama edebilir. Aklında bazı resimler, kelimeler, herhangi bir şey oluşursa hani onları silmeye çalışma. Sadece odaklanmanı istiyorum. Bu sembollere bakmanı istiyorum. Dediğim gibi bir çocuğun kağıdı karalaması gibi gözükecek sana. Ama birazdan bir işe yarayacak bu. Tamam? Evet. Tüm odağını buraya ver. Sadece çizdiğim şeyleri izle. Tamam. Bunlar hiçbir şey ifade etmedi değil mi sana? Yani. Herhangi bir sembol, herhangi bir şey, isim, herhangi bir cisim, herhangi bir şey aklına getirmedi. Önce harf geldi aklıma, ondan sonra da başka bir şey söyleyeyim mi? Yok yok, söyleme. Şu anda söyleme. Dediğim gibi onu aklında tutmana da gerek yok. Şu anda sadece sana bunları göstermek istedim. Bu kağıdı buruşturdum, avucunda tutmanı istiyorum şu aşamada. Yapacağımız şey şu. Şimdi senden bir şey düşünmeni isteyeceğim. Sadece bilinçaltına girmeye çalıştım. Burayı tamamen unutabilirsin şu anda. Odaklanmanı isteyeceğim bana. Ben ona kadar sayacağım. Ve aklından herhangi bir kelime geçirmeni isteyeceğim. Bir özel isim de Somut olabilir. ya da soyut. Fark etmez. Özel isim de olabilir, bir obje ismi olabilir, bir başka bir şey, herhangi bir şey olabilir. Sadece bir kelime olsun. Tamam? Kısa, uzun, ne olursa olabilir. Güzel. Ben bir konsantre olayım. Olayı anlatayım derken benim konsantrem yerine gelsin. Süper. 10'a kadar sayacağız. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Ben bir diye başladığım andan itibaren aklından bütün kelimeleri geçir. Aklına gelen her kelimeyi geçir. Masa, sandalye, bilgisayar, mouse, kitap, defter, kalem. Aklından bir sürü kelime geçir. 10'a geldiğimde de değil, 9'a geldiğimde her şeyi bırak. 10 dediğimde aklında bir kelime belirecek. Tamam? Hazır mıyız? Güzel. Gözlerini kapa. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açabilirsin gözlerini. Herhangi bir kelime var mı şu anda? Sabitledin mi bir kelimeye kendini? Evet, sabitledim. Süper. Nedir kelime? Söylememi ister misin? Söyleme aslında. Dur dur. Söyle aslında, şuraya bir yere yazalım mı? Hatta yazmayalım. Dur Bence dur. Bulamayacaksın ya. Hadi Dur dur. bakalım. Yazmayalım. Daha güzel bir sürprizim var çünkü. Önce onu mu göstereyim, başka bir şey mi göstereyim dedim. Önce sürprizimi göstereyim. Ben buraya gelmeden önce bugün bir video çektim. Kendi telefonumla evde bir video çektim. Rejideki arkadaşlarımıza vermiştim o videoyu. Önce o videoyu bir görelim seninle beraber. Orada sana göstermek istediğim bir şey var. Çok ilginç. Karar veremedim, söylesem mi söylemesem mi diye. Çünkü beni hani zor duruma düşürmemek için tahminimin doğru veya yanlış olduğunu söyleyebilirsin. Videomuz burada. 50 bin tane videomuz yok. Her kelime için bir video çekmedim. Belli bir video var burada. Söyle hangi kelimeyi düşündüğünü. Açık 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 söyleyebiliyorum. açık söyleyebilirsin. Sonra niye söyledin olmasın. Yok yok, söyle. Ya, yayına girmeden önce erik yemiştim. İlk aklıma erik geldi. Erik. Evet. Süper. Güzel. Videoyu izleyebilir miyiz hep beraber?
Hanımlar beyler hepinize merhaba. Ben Doruk Ülgen. Şu anda evimdeyim. Muhtemelen kuşlarımın seslerini duyabiliyorsunuz. Şu anda bu videoyu tek başıma telefonumdan çekiyorum. Bu videoyu çekmemin sebebi ise şu. Bu akşam A Haber kanalında Uykusuz Her Gece programına konuk olacağım. Ve programın sunucusu Hilal Ergenekon'dan bir şey düşünmesini isteyeceğim. İsim, obje, herhangi bir şey düşünmesini isteyeceğim. Ve şu anda düşünülecek olan şeyin ne olduğuna dair bir tahminim var. Bu tahminimi söylemek için çekiyorum bu videoyu. Ve bu videodaki görüntüleri ilk defa canlı yayında görecek herkes. Dolayısıyla umarım doğru bir tahminde bulunurum. Tahminimce düşünülecek olan şey yeşil renkte. Tişörtümün renginde yeşil renkte bir şey. Bunu söylememin sebebi ise şu. Eğer düşünülen şey yeşil renkte değilse bu videoyu şu anda keselim. Çünkü canlı yayında yanlış bir tahminde bulunmuş olmak istemiyorum. Eğer ki düşünülen şey yeşilse, %100 eminim ki düşünülmüş olan şey bir erik. Doğru değil mi? Güzel. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sevgiler, kendinize iyi bakın. Ah. Bu bir şaka mı? Yani değil, ben değil. Şu an inanamıyorum gerçekten. İnanamayacağım bir şey daha göstereyim mi sana bununla ilgili? Hani ne zaman çektin bunu ya? Bu sabah çektim. Şimdi getirdim rejiye. Dur o kağıdı koyma. O kağıdı tut. Çünkü bir şey zaten daha yaptım. Ne varsa hemen koymak istiyorum. Çünkü nedir biliyor musun? Eriği seçeceğini bildiğim için ufak bir şey daha eklemek yayın istedim. Yayın öncesi yediğim eriği nereden biliyorsun? Onu bilmiyordum. Sadece eriği seçebileceğini tahmin ettim. Orada erik buldum bir tane. Bir yandan mikrofon takılıyor. Bir yandan ben erik yemeye çalışıyorum yarış yarışa. Çok ilginç. Şimdi ya. Bak en başta semboller çizmiştik. O kağıdı buruşturmuştuk ve sen almıştın. Sonra eriği düşündün. Benim videoda eriği tahmin ettiğimi izledik. Buradan erik çıkarmayacaksın. Her şeyin başından beri elinde tuttuğun kağıdı. Açar mısın lütfen? Oh. İnanmıyorum ya. Buradan erik mi çıkacak şimdi? Yırt kağıdı. Karpuz düşünsem ne yapacaktın? O zaman başka bir şey düşünmemiz lazımdı. Eyvah sayın seyirci. Ben biraz korkmaya başladım. Rejiden destek kuvvet gelmesini istiyorum. Düşündüğümü okuyor çok kötü. O zaman soruları soracağım diye zorlamayayım kendimi. Sen kendi kendine cevap ver.